Merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere Ocak ayı Birchbox kutusunu göstereceğim. Ben bu kutuya 2 ay önce abone oldum ama o video çekmediğim dönemde ilk kutum gelmişti. Bu yüzden onu gösterme fırsatım olmadı. Ama yine isterseniz onu da ayrı bir video olarak gösterebilirim. Ama bu ay Ocak ayının başında gelen bu kutuyu göstereceğim sizlere. Genelde bu şekilde kutu içerisinde ve şöyle kese içerisinde ya da şu şekilde şöyle çantalar içinde geliyor. Bu da ilk gelen kutuydu. Ama dediğim gibi bu ay böyle bir kesenin içerisinde geldi. Kutunun içerisinden ürünlerin yazılı olduğu bu şekilde bir açıklama kısmı bulunuyor. Hemen daha fazla laf uzatmadan ürünlere geçiyorum. 5 ya da 6 tane ürün geliyor. Bu ay 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ürün gelmiş. İlki Catherine Malandrino isimli bir parfümün tester boyu. Güzel kokuyor. Hoşuma gitti ve oldukça da kalıcı bir kokusu var. Çok fazla koku tarif etmekte başarılı bir insan olmadığım için bu kokuyu nasıl tarif edebilirim bilmiyorum ama hafif şekerli ve biraz da çiçeksi bir kokusu var. İsmi de Style de Paris'miş. Kokusu güzel olduğu için rahatlıkla kullanıp bitirebilirim bunu da. Bu arada bu parfümün tam boyu 50 pound'muş. Kutudan çıkan ikinci ürün Eslor markasının Firming Collagen Day Cream'i. Kolajen içeren bir krem. Bunu geldiği günden beri kullanıyorum. Oldukça güzel nemlendiriyor. Biraz katı formda bir yapısı var kremin. Dağıttığınız zaman yüzünüzde birazcık yağlı bir his kalabiliyor. Ama daha sonra dediğinizi iyice yedirdikçe bu yağlılık hissi de kayboluyor ortadan. Nemlendirdiği, aynı zamanda cildin elastikiyetini restore ettiği ve hızlı bir şekilde aydınlık bir görüntüye kavuşturduğunu sağlıyormuş. Bilmiyorum öyle etkileri var mı? Daha henüz kullanmaya başlayalı 3 gün oldu. Bunun da tam boyu aynı şekilde 50 pound'muş. Bitince tam boyunu alır mıyım bilmiyorum. Çünkü kullandığım başka günlük kremler var. Onlardan da çok memnunum. Ama yine de güzel bir kreme benziyor. Çoğunlukla ilk defa duyduğum markalara rastlıyorum. Mesela o parfümü ben ilk defa duydum. Kremi ilk defa duydum. Yine ilk defa duyduğum bir marka. Iris markasının Body Butter'ı çıktı. Bu 28 gramlık bir ürün ve şu anda henüz kapalı, ağzı açmadım. Şu anda kullandığım başka body butter'lar olduğu için bunu onlar bitene kadar açmayı düşünmüyorum. Kullanmadan da hakkında bir yorum yapmak istemiyorum. İçerisinde yasemin ve biberiye varmış bu arada. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda kullandıkça sizlerle de bilgisini paylaşacağım mutlaka. Bu arada o ürünün de yine tam boyu 19.50 pound'muş. Bir diğer çıkan ürün ise Lok markasının, ki bunu da ilk defa duydum, kalem yapıdaki göz farı. Kutudan iki tane renk çıkıyormuş. Biri gümüş renginde, biri altın renginde. Bana çıkan rengi altın renginde. Yumuşacık bir yapısı var. Aynı zamanda rengini hemen veriyor. Ama şöyle elimi sürdüğüm zaman üzerine hemen çıktı. Demek ki çok kalıcı olduğunu düşünmüyorum bu ürünün. Ama altın rengi göz farlarını seviyorum. Bu bana full size gelmiş. Yani normalde de bu kadar bir ürün. Ve fiyatı da 8 pound'muş. Yani şu kadar bir ürüne 8 pound. Oldukça fazla gibi geldi bana bir anda. Henüz bunu da kullanmadım. Ama tabii ki kullandıkça yine fikirlerimi sizinle mutlaka paylaşacağım. Bu ürünü biliyorum. Bu bilindik bir ürün. Şöyle avuç içi kadar, hatta beni Instagram'dan takip ediyorsanız orada fotoğrafını görmüşsünüzdür. Avuç içi kadar bir The Balm'ın Fretboy isimli allığı çıktı. Şu şekilde içini açtığımda minicik, şöyle tam ortada olan bir allığı. Şöyle mıknatıslı hatta aynı büyüğünün minyatür boyunu yapmışlar. Bu allığı da iki defa kullandım ve gerçekten çok sevdim. Zaten eminim kullananlarınız vardır ve tabii ki sevenleriniz de. İçerisinde hiç ışıltı bulunmayan mat yapıda bir soğuk tonda bir pembe rengi. Severek kullanıyorum. Çok küçük olmasına rağmen uzun süre gideceğini düşünüyorum. Çünkü çok pigmentli. Hemen bir fırça darbesiyle hemen rengini veriyor. Bu yüzden de severek kullanacağım. Onun da buradaki normal fiyatı, tam boyunun fiyatı
15.50 poundmuş. Ve kutudan çıkan son ürünüm, sanırım beni bu ürünlerin arasında en çok heyecanlandıran ürün bu oldu. O da bir fırça. Tam boy olarak geldi. İsmi Spectrum'muş. İlk defa duydum bu markayı. Powder brush olarak yazmışlar ama aynı zamanda highlighter'ınızı, bitiş pudranızı ve bronzer'ınızı uygulamakta çok başarılıymış. Şöyle konik yapıda olduğu için ben bunu kontür yapmakta kullanıyorum. Bugün de uyguladım bununla ve oldukça başarılı. Sentetik kılları var ve gerçekten çok yumuşak. Kullandığım süre içerisinde çok memnun kaldım. Uzun bir sürede sanırım yüz kontürünü bununla yapacağımı düşünüyorum. Bu fırçanın da fiyatı 7.99'muş. Oldukça bence uygun bir fiyatı var şu fırçaya göre. Eğer denk gelirse diğer fırçalarında bu markanın mutlaka bakmak istiyorum. Ve Birchbox'un Ocak ayı kutusu bu şekildeydi. Umarım bu tarz videoları seviyorsunuzdur. Ben bu tarz videoları izlemeyi çok seviyordum. İzlerken de yeni yeni ürünler keşfetmiş oluyordum. Şimdi her ay kutu geldikçe içerisinde acaba bu ay ne çıkacak, yeni ne keşfedeceğim diye gerçekten çok merak ediyorum. Umarım sizler de keyifli izlemişsinizdir. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Linkleri aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz şuradaki linke tıklayarak kanalıma abone olursanız ve aynı zamanda bu videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.